أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلى الله عليه صلوا على, صلّو على شفيع جنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على, صلّو على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah Teala ve Tekaddesi Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim evet 3 ayların Manevi koridorunda yolumuza, manevi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ve tabi artık Şaban-ı Şerif ayının da ortasına gelmiş bulunuyoruz. Ve tabi çok kıymetli bir gecenin arefesindeyiz. Malumunuz yarın gece berat gecesidir. İnşallah cehennemden beratlarını alan kulları zümresine Rabbim cümlemizi ilhak eylesin. Evet, berat gecesinden biraz bahsedelim. Yarın gece çok önemli bir gece. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayının da müjdecisidir Berat gecesi. Evet, denilir ki meleklerin bayramıdır o gece. Nasıl ki insanların, bizlerin, müminlerin iki tane bayram varsa, yani dini bayramlar olarak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, işte meleklerin de iki tane bayramı var. Bunlardan bir tanesi Berat gecesidir, bir tanesi de Kadir gecesidir. Hem İnşallah yarın Berat gecesini yahya edeceğiz, idrak edeceğiz hem de böylece meleklerin de bayramını kutlamış olacağız. Ha diyeceksin diyeceksin ki hocam ya gece bayram mı olur diye. E, tabii bu meleklerin bayramı dedik ya. İnsanlar elbette gece ne yapacaklar? Uyuyacaklar. Gündüz işleri var, güçleri var, görüşmeleri, konuşmaları tabii bir yorgunluk olacak. E insanlar gece ne, yap ne yapıyorlar? Uyuyorlar, dinleniyorlar. Ama melekler bir takım beşeri sıfatlardan münezzehtirler. Yani onlarda uyku yoktur, yorulmak yoktur, değil mi? Çalışmak, efendime söyleyeyim, e yorgunluk, argınlık, evlenmek gibi bir takım insanlara has özellikler meleklerde yoktur. Dolayısıyla onlar da böyle uyuyalım dinlenelim böyle bir problemleri olmaması hasebiyle onların bayramları gece oluyor diyelim kıymetli kardeşlerim. Evet yani Berat gecesi çok önemli bir gece. Berat gecesi hüküm ve kaza gecesi, kabul ve red gecesi Yarın çok önemli bir gece. Fiha yufraku emrin hakim. Her bir hikmetliş o gece teflik olunacak buyuruluyor ya. Dolayısıyla böyle bir gece. Yani hakkımızda bir takım takdirler yapılacak, bir takım tefbitler yapılacak. Önümüzdeki sene içerisinde neler olacak, neler bitecekse, kim ölecek, kim doğacak, kim zengin olacak, kim fakir olacak, kim çıkacak, kim batacak. Yani yeller, seller, depremler gibi bir takım hadiseler, harpler, darpler, savaşlar gibi bir takım meseleler hepsi ne yapılıyor? İşte Berat Gecesi tekrar bir takdir ediliyor, tespit ediliyor, tekrar bir dosyalanıyor. Onun için çok önemli bir gece. Tabii inşallah ondan bahsedeceğiz. Bununla alakalı bu geceye işaret eden ayet-i kerimeler ve bununla alakalı hadis-i şerifleri sizlerle beraber müdakere ve mütala edeceğiz. Bakın Duhan suresinde allah Teala ve tekaddes hazretleri buyurdu. es aleyhi ve sellem. Hamim vel kitâbil mübin. İnna enzelnâhu fî leyletin mübâraketin. İnna kunnâ müldirîn. Fîhâ yufrakû küllemnün hakîm. Az önce okumuş olduğumuz ayeti kerime. Yani her bir hikmetliş o gece tefrik edilir, takdir edilir. Evet kısa kısa mana verelim oraya gelelim. Hamim buyurdu Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bunlara tabi huruf mukatta, kesik harfler diyoruz. Yani bunlar nedir? Müteşabi ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'de e baksanız Hamim gibi, Yasin gibi, Elif, La, Mim gibi bu ayetleri yine ne yaparlar? Hamim diye mealini böyle yazarlar veya Elif, La, Mim diye yazarlar. Yani bunların manası Allah ve alemu bi muradi bi Bunun Bununla muradını ancak Allah bilir Celle Celaluhu. Ama yani bu müteşabih ayetlerden de mesela İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Müteşa ayat müteşabihattan bana bir ark açıldı diyor. Dolayısıyla Mevla dostlarının gönüllerine bir takım efendim, sırları, bir takım manaları da ilham edebiliyor kıymetli kardeşlerim. Evet hamim vel kitabil Her şeyi apaçık beyan eden kitaba yemin olsun ki buyuruyor Mevla. Evet Kur'an'a yemin ediyor. Her şeyi apaçık bir şekilde beyan etti. Evet, apaçık ama kime ehline. Kur'an bir cevahir denizidir, bir okyanustur. Evet orada inci vardır, mercan vardır, pek çok kıymetli taşlar vardır ama kime? İyi dalabilene, dalgıç olana. Evet. Veya ne olacak? İyi dalanlar, iyi bilenler, ulema, sülaha onlar ne yapacak bize? O denizden haber verecek. Hani hoca kürsüde anlatırken Kur'an'da her şey var deyince tabi cemaatten bir tanesi de yani güya kendince hocayı tiye alacak madem Kur'an'da her şey var sana öyle bir soru sorayım bakalım cevap ver şeklinde namazdan sonra geldi hoca efendi sen dedi Kur'an'da her şey var dedin evet var peki o zaman söyle bakalım dedi yani bir kilo çuvalda ne kadar un var dedi öyle deyince baktı ki hoca bu biraz Affedersin boş beleş bir adam güya hocayı efendim mugalatayla, laf salatasıyla Tonga'ya düşürecek. Hoca da dedi ki gel bakalım. Kızmadı da gel bakalım dedi. Aldı onu götürdü. Fırına geldiler. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hayırdır hocam dedi buyur. Dedi ya bir şey soracaktım. onun için geldik. Buyur hocam sor. Dedi bir çuvalda dedi kaç kilo un var dedi. O da dedi ki ya hocam dedi bu çuvallar dedi küçük çuvallar büyük çuval var hangisini soruyorsun? O da döndü dedi hangisini soruyorsun dedi. Büyük çuval mı küçük çuval mı? Adam da şaşırdı. E dedi büyük çuval olsun. Dedi büyük çuvalda kaç kilo var? Dedi 50 kilo. Hoca döndü ona dedi ki 50 kilo senin sorunun cevabı bu. Başka sorun var mı dedi? Dedi var hoca dedi. Nedir o? Ya sen dedi Kur'an'da her şey var dedin. E E şimdi sen Kur'an'a bakmadın geldin dedi. Fırıncıya soruyorsun dedi yani ben bunu anlayamadım dedi. Dedi evladım anlamayacak bir şey yok. Evet Kur'an'da her şey var ama ehline. Ve Kur'an ne diyor? Sen dedin Kur'an'da e, çuvaldana kadar un um var? Ben de Kur'an'a baktım. Kur'an bana dedi ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ Eğer bilmiyorsanız bilene sorun. E ben de geldim fırıncıya sordum. Keresteciye mi gideceğiz? Kime soracağız yani? Dolayısıyla Kur'an'da evet her şey var ama ehline. Rabbim ehlini buldursun. Ehlinin yolundan, izinden bizleri ayırmasın. Amin. Vel kitabil mübin. Her şeyi apaçık beyan eden kitaba yemin olsun. İnna enzelnahu fi leylatin mübareketin. İnna kundan müdirin. Muhakkak biz o kitabı mübarek bir gecede indirdik diyor. Evet. Biz o kitabı mübarek bir gecede indirdik. Şimdi tabii mübarek bir gece derken ismini Mevla mübarek gece diye zikretmiş. Ha Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik deyince akıllar nereye sahi ediyor? Kadir gecesine. Çünkü Kadir suresinde de inna enzelna fi leyletil kadr muhakkak ki biz o kitabı Kadir gecesi indirdik Mevla buyuruyor. Yani müfessirler de zaten bu manayı vermişler ama bazı müfessirler ve bunların başında İkrimar adı yalan geliyor. Diyor ki burada diyor kastedilen mübarek gece diyor berat gecesidir diyor. Evet Kadir Gecesi o ayet. Evet Mevla Kadir Gecesi indirdik. Ama burada biz Berat Gecesi, Mübarek Geceden kasıt Berat Gecesidir. E peki o zaman tenakuz olmuyor mu? Yani Berat Gecesi mi, Kadir Gecesi mi? Çünkü ikisi aynı değil. Berat Gecesi Şaban ayının yarı gecesi. Ama Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi. E tabi e rivayetlerde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın son onundaki teklerde arayınız, beyanlar var. Ha genel olarak yani İslam alemi olarak 27. gecesi Kadir gecesi diye idrak ediyoruz. Ha şimdi burada diyor ki burada tenakuz yok. Şöyle açıklıyor. İkrime radıyallahu anh bu ayeti şöyle açıklıyor. İki türlü indiriliş vardır diyor. Bir diyor efendim Levh-i Mahfuz'dan Beytül İzzet denen makama birinci kat semaya indiriliş vardır. Yani toptan indiriliş bütün Kur'an'ın tamamı. Oradan da olaylara göre, vakalara göre, hadiselere göre Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorulara cevap mahiyetinde olmak üzere bütün efendim ümmeti ilgilendiren meselelere ait ayetlerin inzal olmasının başladığı tarih var diyor başladığı efendim gece var. Ha demek ki iki türlü indiriliş var. Bir toptan indiriliş, bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilmeye başladığı gece. Öyle ya şimdi Kur'an Kadir gecesi indirildi dendiği zaman ne oluyor? Ee, o gece Hira mağarasında efendim Nur Dağı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 5 tane ayet indirildi. İkra bismi rabbik kellezî halak ilâ ahir Peki halbuki biliyoruz ki Kur'an 23 senede nazil oldu değil mi? Ha demek ki toptan indiriliş var. Bir de indirilmeye başlandığı gece var. İşte diyor toptan indiriliş Berat gecesidir. İndirilmeye başladığı gecede Kadir gecesidir diyor İkrime radıyallahu anh. Ha bunun hilafını söyleyen müfessirler de vardır. Yani toptan indiriliş Kadir gecesidir. Başlandığı gecede Berat gecesidir diyenler de vardır. Dolayısıyla Demek ki buradaki mübarek geceden kasıt berat gecesidir diyor İkrim'e radıyallahu anh. Ve tabi o ayetin tefsirinde de açıklamalar var. Onları da inşallah beraber müzakere edeceğiz. Demek ki yani berat gecesinin birkaç tane de ismi var. İşte bunlardan efendim bir tanesi de leyle Mübareke. Leyletül Mübareke. Bu ismi veren ne Kur'an-ı Kerim? İnna ezzelnâ fî leyletin mübareketin. Mübarek bir gece. E zaten Kendisinde Kur'an indirilmesi onun mübarek olması için yeter. Çünkü Kur'an indirildiği geceye de kıymet veriyor. indirildiği nazil olduğu yerlere de yani Mekke neden kıymetli, Medine neden kıymetli, Harameyn-i Şerifeyn, vahyin nüzülüne ev şahitli, e, şahitlik yapmış olan, ev sahipliği yapmış olan yerler. Değil Kur'an girdiği yer kıymetlendiriyor. Okunan evi bereketlendiriyor, nurlandırıyor. Okunan evde huzur olur, bereket olur, ülfet olur, muhabbet olur. Evet. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği zaman bak bir gece ne oldu? Leyletül kadri hayrun minel fi şehrin. Yani Kadir gecesi bin aydan hayırlı. Niçin? İçinde Kur'an var. Demek içinde Kur'an olan bir gece, Kur'ansız gecelerden he bin efendim aydan hayırlı. Koskoca bir ömür. 83 sene 4 ay gibi. Dolayısıyla kimin içinde Kur'an varsa, kimin içinde Kur'an'dan ne kadar ayet varsa onunla nasıl amel ediyor, ne derece ona göre uyuyor ve hareket ediyor, hayatına efendim uyguluyor, tatbik ediyorsa o da o kadar demek kıymetli oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim, mübarek bir gece. Bir ismi de en meşhur, herkesin bildiği isim nedir? Leyletül Bera'e. Berat gecesi. Evet yarım berat gecesi. Berat ne demek peki? Berat demek kurtuluş demektir. Beri olmak demektir. Aklanmak yani günahlardan temizlenmek, aklanmak, temize çıkmak demektir. Rabbim bizleri de günahlardan temize çıkarsın. Beratımızı, cehennem beratlarımızı almak nasip eylesin. Yani dünyada bile değil mi? Bir efendim hakim, Sanık sandalyesindeki birine beraat dedi mi? Ne oluyor? Adam beraat ediyor. Yani o kendisine isnat edilen, iddia edilen suçlardan kurtuluyor ve kodese girmekten, hapse tıkılmaktan ne yapıyor? Kurtuluyor. Beraat dedi mi hakim? Demek adam kurtuluyor sanık. Ha, peki normal bir düzende bile bir hakimin beraat et, vermesiyle efendim e, o kimse kurtuluyorsa e şimdi yarın berat gecesi var. Allah beratlarını takdir ettiği, berat dediği pek çok kimseler olacak. Kim beratını verecek? Ahkemül <laughs> hakimin olan Hazreti Allah berat dedi mi, berat ediyorsun. Cehennemden kurtuluyorsun. Evet, yarın böyle bir gece. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri her bir ellerimizi beratlerini alanlardan eylesin. Evet, yarın gece Berat gecesi pek çok kimse beratlarını alacak. Çoğu cehennemden tabii berat alacak ama kimisi de cehennem için berat alacak. Ya öyle bir geceyi gafletle geçirirse, yanlış adreslerde geçirirse, dedikoduyla, gıybetle, Efendim diziyle, filmle, isyanla, günahla geçirirse e, ne olacak? Ne olacak? Evet, evet af var, mağfiret var. Mevla Teala pek çoklarını affedecek ama affını isteyenleri ne yapacak? Mevla affedecek. Evet, kendisine yalvaran, yakaranları Mevla affedecek. O kadar çok kimseyi affedecek aslında Mevla. Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. اِنَّ Allahu Teala يَنْزُوا لَيْلَ تَنِّصُ مِنْ شَابَانِ Şüphesiz allah Teala Şaban ayının yarı gecesi, 15. gecesi yani Berat gecesi dünyaya en yakın semaya iner diyor. Yani rahmetiyle iner, gufranıyla iner, inayetiyle iner. Tecelli buyurur. Yoksa Mevla ilmekten çıkmaktan nedir? Münezzehtir. Şekilden şemalden münezzehtir. Bir yer edinmekten, efendim mekan isnadet böyle şeylerden nedir? Münezzehtir. Allah-u Teala bir mekanin. Mevla bir mekana yerleşici değildir. Akidemiz, akaidimiz böyle der. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve rahmetiyle Mevla birinci kat semaya, rahmetiyle, hufranıyla, inayetiyle iner, tecelli buyurur. feyâfiru li ekzara min adedi şa'ri ghanemi kelbin Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri, kılları sayısından daha fazla kimseleri bağışlar diyor. Yani Beni Kelp kabilesi, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde en çok sürüsü olan bir kabile. E bir de tabii yani e, koyunların koyunlar adedi kadar da değil. O koyunların tüylerinin adedi kadar. Yani burada ne vardır? Çokluktan kinaya vardır. Dolayısıyla Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri o kadar çok kimseyi affedecek, mağfiret edecek ki ha haddi hesabı hududu yok. Ama kimi affedecek bak isteyenleri? Bu taraklarda bizi yoksa adamın Değil mi? Mevla affedecek ama adam oralı değilse, umurunda bile değilse, yani bu gece aman berat mıymış, kadir gecesi miymiş, şaban ayı mıymış, efendim şevval miymiş, umurunda bile değilse adamın, değil mi? Mevla o adama ne yapsın ya? Sen isteyeceksin ki, he? Mevla diyor, dilediğini affeder mi? Affeder. Ama kimi diler? Dileneni. Evet, sen dileneceksin. İsteyeceksin. Türkçe'de bile bizim Ata sözlerimizden ağlamayan çocuğa meme yok derler ya. Yani. Evet. Demek ki yarın gece affar mağfiret var. Bir ismi de nedir? Yarınki gecenin hani Leyletül Mübareke, Leyletül Berâe, Leyletül Rahme. Rahmet gecesi. Yarın rahmet gecesi. Allah Teala'nın rahmeti her tarafa, zerreden küreye her tarafına ne yapacak? İhata edecek. Adeta kaplayacak. Mevla'nın rahmeti inecek. Bakın yine başka bir hadis-i şerifte az önceki zikrettiğimiz hadis-i şerife de benzeyen bir hadis-i şerif. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا كَانَتْ leyletün النَّصْفِ min Şaban. Şaban ayının yarı gecesi olunca yani 15. gecesi olunca ne olmuş oldu şimdi? Yarın gece. Yani cumartesiyi pazara bağlayan gece şimdi o güne tevafuk etti. Ne olacak? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir tavsiyesi var. Fequmu leylaha ve Gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun diyor. Yani onun Şaban ayının yarı gecesini ne yapın ibadetle geçirin. Demek mutlaka bir ilim meclisinde bulunmak lazım. Evet, bir ilim meclisinde bulunursan çünkü bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat nafile namaz kılmaktan eftal. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte devamı var hadis-i şerifin. Böyle buyuruyor. Ha bir ilim meclisinde bulunmak mümkün olmadı. Ne yapacaksın? Günahtan uzak dur. Ama yatsı namazını cemaatle kıl. Sabah namazında cemaatle kıl. Ne oldu şimdi? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifte öyle buyuruyor. Her kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısına kadar ne yapmış olur? İbadetle geçirmiş olur. Sabah namazında cemaatle kılarsa gecenin tamamını ne yapmış oluyor? İbadette geçirmiş oluyor. Dolayısıyla madem böyle bir hadis-i şerif var, ha bu bu da bizi ne yapıyor? Hükmen o geceyi ibadetle geçirmiş gibi kazanmamıza vesile olacak. O gece yatmış olsam bile ama nasıl yapacağız dediğimiz gibi günahtan uzak bir şekilde, yanlış adreslerde bulunmadan, değil mi? Buna da demek dikkat etmek lazım. Gecesini ibadette geçirir ve sumu raha gündüzünü de oruç tutarsa. Gündüzü hangisi? Ha sen efendim Berat gecesini karşılamak için oruç tutarsın ayrı dava. Ama önce gece gelir İslam'da sonra ne gelir? Günü gelir. Mesela cuma gecesi diyorsun. Mesela bu gece cuma gecesi mi? Bu gece cumartesi gecesi oluyor. Yani Önce gece geliyor. Cuma gecesi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. İmsak attıktan sonra da gün başlıyor. Cuma günü oluyor. Bu gece, cumartesi gecesi. imsak attıktan sonra ne oluyor? Cumartesi günü başlıyor. Ha berat gecesi bitiyor. İmsak attıktan sonra berat gecesinin ne yapıyor? Günü başlıyor. Gününü de diyor. Efendim ne yapın? Oruç tutun diyor. Niçin? Devam ediyor. Az önce zikrettiğimiz hadis-i şerife burada da benziyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Feinnallaha <laughs> Allah zül fiha li gurubiş şems ila sema'id dunya. Çünkü Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri güneş batınca dünya semasına rahmetiyle, ihsanıyla, gufranıyla, inayetiyle iner. Tecelli buyurur. Feyakul <laughs> ve der ki şöyle buyurur. E lem min müstafirin li feafiruleh. Yok mu tevbeden mağfiretin affını isteyen? Affedeyim. Af yok mu? Günahlarından kurtulmak isteyen, isyanlarına tevbe eden yok mu isteyen? Affını, mağfiretini affedeyim. Ela, iyi dinleyin gene kulak verin. Müsterzikun ferzukahu. Evet. Yok mu rızık isteyen? Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim Mevla buyurur. Öyle şimdi herkesin bir derdi var, sıkıntısı var. Maişet derdi var, geçim derdi var, Maaş problemi var. Enflasyon yüksekliğinden herkes şikayetçi. Dolayısıyla yani bir rızık endişesi, istikbal gelecek endişesi genelimizde var. Ha rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Maaşla sıkıntısını gidereyim. İşte o gece isteyeceğiz. Yarın gece Mevla'dan isteyeceğiz. Ve devam ediyor. Bak nidalar devam ediyor. Ela müptelen fevafiyehu. Belalardan, musibetlerden afiyet dileyen yok mu? Ona afiyet vereyim. Dertlerimiz var, sıkıntılarımız var. Değil mi? Depremden mesela deprem endişesi var. Bak bir deprem oldu, asrın felaketi. Kaç tane şehir mahvoldu, yerle yeksan oldu adeta. Rabbim afat semaviye ve aradı yeden muhafaza eylesin. Yerlerden, sellerden, depremlerden hif emin eylesin. Amin. Allah'a dua edeceğiz. Allah'a yalvaracağız. Yer onun, gök onun. Yağmurları yağdıran o. Seller, yeller, depremler, arz, gök, dağlar. Hepsi, yerin altındaki efendim lavlara kadar o efendim ee, depremi yapan o işte damarlara kadar fayhatlarına kadar hepsinin sahibi Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ona yalvaracağız. Öyle diyor Mevla. Belalardan, musibetlerden afiyet isteyen yok mu? Hastalık olur, dert olur, sıkıntı olur, maddi manevi bir takım müşkülatın ne varsa. Evet. Yok mu? Var ya Rabbi. Olmaz mı? Maddi manevi ne sıkıntılarımız varsa Rabbim feraha tebdil eylesin. Ama işte yarın ne olacak? Akşam namazından itibaren, güneş battıktan itibaren bu nidalar devam edecek. Ela keda, ela keza, hatta yatma al fecr. Şunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu diye fecir vaktine kadar, tan yeri atasıya, imsak vaktine kadar bu nidalar devam edecek kıymetli kardeşlerim. Ve ne olacak? Kim ne istiyorsa istediğini bir teala alacak. Evet, yarın böyle bir gece. Onun için yarın çok dikkat etmek lazım. Gafletle geçirmemek lazım. Mevla böyle nida ederken, isteyen yok mu derken, He, rızık isteyen yok mu? Af isteyen yok mu? Bela musibetlerden kurtulmak isteyen yok mu? Şunu isteyen yok mu? Bunu isteyen yok mu derken eğer sen ben oralı olmazsak Sağda solda olursak Kahvede olursan, gazinoda olursan Pavyonda olursan, yanlış adreslerde olursan Televizyonun karşısında ağzını açmış Bilmem hangi filmleri izliyor olursan O zaman Mevla ne yapsın? Sonra da dersin ya niye sürünüyoruz? Niye benim başıma bu belalar geliyor? E Mevla isteyen yok mu derken Adeta açık çek takdim ederken sunarken E oralı bile olmadın, bakmadın bile Mevla ne yapsın? İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bizlere duyurdu bunları. Yarın gece böyle bir gece aman gaflet etmeyelim ve Mevla şunları isteyen yok mu? Rızık isteyen yok mu? Af isteyen yok mu diye nida buyururken bizlerde Rabbimizden isteyebildiğimiz kadar isteyelim. İnşallah sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir ara aranın ardından tekrar burada olacağız kıymetli kardeşlerim. Evet kıymetli kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde ne demiştik? Fiha yufraku külle emrin hakim. Her bir hikmetli iş o gece tefrik edilir. Tefrik olunur. Yani birbirinden ayrılır. O gece hangi geceydi? Berat gecesidir. Kim diyordu? İkrime radıyallahu anh. Bu ayetin tefsirinde, Duhan suresi 4. ayet-i kerime, onun tefsirinde diyor ki, an akrimete fi kavli llahi ve teala fiha yufrak kullu emrin hakim. Fiha yufrak kullu emrin hakim. Her bir hikmetli iş o gece e, karara bağlanır, tefrik edilir ayeti kerimesinde eee adı radıyallahu anh diyor ki şöyle açıklıyor. Kal fi leyletin nisfi şaban. Şaban ayının yarı gecesi, yarı gecesinde. Yani Berat gecesinde yubramu fihi emru sene. Bir senelik işler hükme bağlanır senenin tüm işleri teyit edip onaylanır. Ve tüm sahul ahya minel Hayatta kalacaklar öleceklerden ayrılır. Ve yuktebul haccu hacca gidecekler yazılır. Açıklayacağız inşallah bu efendim e, onun e, bu ayetin tefsirinde neler buyurmuş onu bir ifade edelim açıklayacağız. Devam ediyor. Fela yüzedü fihim ahadun ve la yunkasu minhum ahedun. Bunlara ne bir kişi ilave edilir ne de bunlardan bir kişi çıkarılır. Öylece kesinleşir diyor İkrim Aradı Yalan. Yani bu ayetin tefsirinde o gece senenin bütün işleri ne olur demek ki tefrik edilir, teyit edilir, karara bağlanır. Kim ölecek, kim kalacak? Kim batacak, kim çıkacak? Kim zengin olacak, kim fakir olacak? Kim hacca gidecek, kim gitmeyecek? Bakın hepsi berat gecesi ne yapılacak? Bir karara bağlanacak. Ha hoca efendi biz diyanete yazıldık. Diyanete yazılırsın ama eğer berat gecesi yazılmazsa gidemezsin. Kur'an çıkmayabilir. Veya kura çıkar ama kura çıktı gene ne yapamıyorsun, gidemiyorsun. Bak ne oldu bir korona illeti bir vurdu. Nasıl büyük bir imtihan. Sen boş ver hacca gitmeyi, umreye gitmeyi, ülkeden çıkmayı, evden dışarı çıkamadık yani. Demek ki o gece yazılırsan gidiyorsun. Adam hiç kuraya katılmamış, diyanete müracaat etmemiş ama ne yapabiliyor? O gidebiliyor. Falan şirketle gidiyor, kasap olarak gidiyor, işçi olarak vizesiyle gidiyor. Yani bir şekilde berat gecesi yazılan demek gidiyor. Yazılamayan gidemeyecek. O gece ne yazıldıysa He, bunlar kesinleşecek yani sonra ne bir kişi eklenecek ne bir kişi çıkarılacak böyle bir gece kıymetli kardeşler evet hatta bakın kitaplarda o geceyle alakalı da aslında genel olarak da bunu anlayabiliriz yani ne diyor nice hazırlanmış kef kefen var ki diyor sahibi sürur içinde adama kefen hazırlanmış adamın haberi yok belki yarı selası okunacak ama bugün neşesi yerinde evet Öyle bakıyorsun sela okunuyor. Kim bu felanca? Nasıl olur ya dün görüştük. Dün görüştüğün adamın artık e, ölümsüzleşiyor mu yani? Ya bir günde bir anda yani bu dünya bu an dünya bir dahaki an ahiret olabilir ya. Bu dakika dünya bir dahaki dakika ahiret olabilir. Bugün dünya yarın ahiret olabilir yani. Evet nice hazırlanmış kefen var ama sahibi sürur içinde aldanıp kalmış. Nice konaklar var, binalar var inşası tamamlanmamış ama kabri hazırlanmış. Haberi yok. Haberimiz yok. Öyle ya. Niceleri düğün için hazırlanıyor, zifafa hazırlanıyor fakat kendisine ölüm zifafı hazırlanmış. Yarın olacak bunlar. Takdirler, tespitler yapılacak. Karara bağlanacak. Kimileri mükafat alırken kimileri ziyana uğrayacak. Kimi ikram görecek, kimi mahrum kalacak. Çünkü o gece hüküm gecesi. Kaza gecesi, kabul ve ret gecesi. Rabbim bizleri kabul olan kullarından eylesin. Zarara uğrayanlardan değil de ikram görenlerden, kar edenlerden eylesin. Her bir hayırlı, bereketli, uzun ömürler ikram eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu ay böyle bir ay, yarın gece, berat gecesi de böyle bir gece. Bakın başka bir hadis-i şerifte Ebu Hürer radıyallahu ne diyor? E çok ta'ul ecelü min Şaban ila Şaban. Eceller Şaban ayından Şaban ayına belirlenir. Hatta inner racule le'enkihu ve yuladu lahu ve kad ismihu fil mefta. Evet ta ki adam nikahlanır, çocuğu olur halbuki ismi o sene vefat edecekler listesi içinde çıkar. Yani oraya yazılmıştır ama bunu bilmiyorsun. Bir berat gecesi İmam Rabbani Hazretleri hanımının hususi odasına giriyor. Hanımı da ibadet üzere eşinin geldiğini görünce işte bu geceyle alakalı yani ölecek kalacak olanlar da tespit ediliyor ya. Diyor ki annemiz kim bilir diyor bu sene kimler ölecek kimler doğacak diyor. İmam Rabbani Hazretleri de tebessüm ediyor doğrudur diyor. Ya ismi ölecekler listesinde ismini ölecekler listesinde görenin hali nice olur diyor. Evet ve bakıyorsun İmam Rabbani Hazretleri o sene altı ay kadar sonra rahmeti rahmana kavuşuyor. Demek ki Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ona o sene öleceğini kalbine ne yapmış, ilham etmiş. Evet kıymetli kardeşlerim yarın böyle bir gece. Dolayısıyla böyle bir gecede hakkımızda bir takım takdirlerin ve tespitlerin yapılmış olduğu böyle bir gecede ne yapmak lazım? Allah'tan isteyeceğiz. Öyle ya Mevla Teala Yok mu affını isteyen affedeyim? Yok mu rızık isteyen rızık vereyim? Yok mu belalardan afiyet bulmak isteyen afiyet vereyim, şifa vereyim, sıkıntılardan, dertlerden kurtarayım diye imsak vaktine kadar ne yapacak? Nida edecek. Öyleyse yarın gece ne yapacağız? Rabbimize çok dua edeceğiz. Yalvaracağız, yakaracağız. Nasıl dua edelim? Elbette berat gecesine mahsus bir takım dualar elbette var. Ama büyüklerin bizlere tavsiyesi var. Ne yapalım? yarın gece için üç tane Yasin-i Şerif okunmasını bizlere ne yaptılar? Tavsiye ettiler. Çünkü Yasin-i Şerif hakikaten Kur'an'ın kalbidir. Ve ne niyetle okursan mutlaka kabuldür. Yani Yasin-i Şerif'te böyle bir hasya vardır, böyle bir özellik vardır. Bir derdin var, sıkıntın var. Bir Yasin oku o niyetle. O sıkıntını Mevla açacak. O Kapılar artık kapandı dediğin anda kapıları açacak allah Teala. Başka bir çıkış kapıları Mevla ne yapacak? Lütfedecek, ikram edecek. Evet, ne derdin olursa olsun, ne sıkıntın olursa olsun yani. İmtihana giriyorsun, hocam dua et. Hoca da dua etsin, sen de dua et. Evet, hem çalış, hem de dua et, hem de bir Yasin oku. Onun niyetine, misal yani. Dolayısıyla Yasin Şerif demek ki ne niyetle okunursa Allah'ın izniyle kabuldür. Ha işte büyükler ne dediler? Berat gecesi dediler, üç tane Yasin okumamızı tavsiye ettiler. Böyle bir gecede, Mevla'nın yok mu isteyen vereyim diyen iddia ettiği bir gece, hakkımızda takdirlerin yazıldığı, hüküm ve kaza gecesi, kabul ve red gecesinde, böyle bir Yasin'i üç, Yasin üç niyetle okuyun tavsiyesi var kıymetli kardeşlerim. Yarın bu Yasin'leri mutlaka okuyalım. Ne zaman okuyalım? Akşam ile yatsı arasında okumak daha eftal ama diyelim okuyamadın, bir sohbet meclisine katıldın, bir yerdesin, yoldasın. Misal, ne yapabilirsin? Elbette okuyabilirsin. Berat gecesi, gece uzun, imsa kadar bir şekilde ne yapmak lazım? Okumak lazım kıymetli kardeşlerim. Peki ne niyetle okuyacağız? Üç tane Yasin'in birinci Yasin'i şöyle niyet ediyoruz. Helalinden zengin olmak için. Helalinden zenginlik Allah'tan istiyorsun. Mevla zengin. Rabbim hazine-i gaybından cümlemizi zengin eylesin. Yolunda harcamak nasip eylesin. Hani diyorsun ya, Ya Rabbi, ne merde muhtaç etme diye. Allah merde bile muhtaç etmesin. Muhtacına muhtaç etmesin. Evet muhtacız. Ancak sana muhtacız, senden istiyoruz diyelim ve Rabbimizden isteyelim. Demek birinci Yasin'i helalinden zengin olmak niyetiyle okuyoruz. Evet iki, ikinci yasinden ne niyetle okuyoruz? hastalıklardan ve belalardan şifa bulmak, afiyet bulmak için. Hastalığın vardır, derdim vardır, sıkıntım vardır veya afat-ı semaviye ve aralı yeden belalardan, musibetlerden uzak olmak niyetiyle ne yapıyorsun? Yasin okuyorsun. Demek ikinci Yasin'de e, bu niyete, bunu niyet ediyoruz. Üçüncü de hayırlı, uzun ömür ve hüsnü hatime. Evet. İmanla ölebilmek. İmanla Rabbimize kavuşabilmek. Arkadaşlar bütün gayretimiz bu aslında. Yani şu sohbetlerin için hep imanla yaşayalım, imanla ölelim. Rabbimizin rızasına kavuşalım diye. Namazlar, sohbetler, vaazlar, efendim, tesbihler, evrat, evkar, infaklar hepsi hep imanla ölebilmek. Rabbimizin huzuruna imanla çıkabilmek. İmanla şu dünyadan çıkabilirsek kurtulduk arkadaşlar. Ayağımızı cennete attık mele müjdeler olsun. Allahu Teala ve tekaddes Hazretleri cümlemizi caymaktan kaymaktan muhafaza eylesin. İman üzere, İslam üzere yaşayıp son nefesimizde de bülbül gibi lisanla kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve diyerek çene kapamak Rabbim cümlemize nasip eylesin. Şu anda bu kelime şehadeti nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimizde de böylesine kolay söylemeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Son nefesimizde imanımızı tehlikeye sokacak bir takım amelleri yapmaktan da Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Onun için dikkatli yaşamak lazım. Değil mi? hele kul haklarına çok riayet etmek lazım. Gidersin birine zulmedersin, hakkını yersin, ahını alırsın. O mazlumun ahını, ahını alırsın. Hani demiş ya alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Yani dünyada da çıkar. İki yakanı bir araya getirmez ama Allah muhafaza son anında imanına efendim mal olabilir na'ud billahi teala. Onun için kıymetli kardeşlerim bu son nefes meselesi çok önemli. Bundan korkmak lazım. Zaten son nefeste imanla ölemeyeceğinden korkmayanın imanla imansız ölmesinden korkulur buyurulmuş yani. Evet kıymetli kardeşler. Demek ki üç Yasin okuyoruz ama ne niyetle okuyorduk? Tekrar edeyim. Birinci Yasin'i helalinden zengin olabilmek. İkinci Yasin, belalardan, musibetlerden ve hastalıklardan şifa bulmak. Üçüncü Yasin, hayırlı uzun ömür ve hüsnü hatime niyetiyle okuyoruz. Rabbim Celle Celaluhu hepsini bizlere lütfeylesin. Bu Yasinleri de inşallah yarın mutlaka okuyabilmeye cümlemizi Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Bir de tabii kardeşlerimiz çok soruyorlar. Yani berat gecesi namazını nasıl kılalım? Berat gecesi namazı nasıldır diye Hasan-ı Basri Hazretlerinden gelen bir rivayet var. Salatül Hayr namazı. Berat gecesi namazı. Dolayısıyla o da diyor ki ben diyor 30 tane sahabeden dinledim. Bu namaz için şöyle dediler diyor. Her kim Berat gecesi bu namazı kılarsa allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin 70 rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda kendisinin 70 ihtiyacı yerine gelir diyor. Bak her kim salatül hayr namazını kılarsa, berat gecesi namazını kılarsa, he, 30 sahabeden de dinledim, hep onları görmüş. Tabi'nin önde gelenlerinden. Evet Hasan-ı Basri Hazretleri. Mevla'nın 70 rahmet nazarı ulaşır. Her nazarda da 70 ihtiyacı yerine gelir diyor. Bir tanesini misal vermiş. Bunların en küçüğü ise ki en büyüğü oluyor. Allah'ın Teala'nın mağfiretidir. Görüyor musun? Yani 70 nazardan bir tanesinin 70'te biri ne oluyor? Allah Teala'nın mağfiretine mazhar oluyor. Böyle bir namaz. Zaten Mevla'nın mağfiretine mazhar oldun mu? Allah razı oldu mu? Allah affetti mi? He? Günahlarını affetti mi? Belalar da uzaklaşır gider. Çünkü günahlar ve isyanlar ne yapar? Belayı çeker. Tevbe, af, Mağfiret belayı def eder. Yani tevbe de belaları nedir? Paratoneridir. Gelecek olanı da alıyor ne yapıyor adeta? Yıldırım düşerken nasıl ki paratoner hiç zarar vermeden toprağa gömüyor. Aynı şekilde bela musibeti de tevbe, af, mağfiret def eder kıymetli kardeşlerim. Peki hala madem böyle, böylesine fazileti var bu namazın. Bu namazı nasıl kılacağız? Bu namaz kaç rekat derseniz. Bu namaz tabi aslı bin rekat. Bin rekat e, tabi genelde baktığınız zaman ortası söylenir, yüz rekat olarak zikredilir. E, çünkü yani burada e, asıl mesele nedir? Her rekatta bir fatiha bir de ihlas okuyorsun. Bin rekat kıldığın zaman ne oluyor? Bin tane ihlas olmuş oluyor. Mesele o bin ihlası berat gecesi namazda okuyabilmek. Öyleyse yüz rekat kıldığın zaman ne oluyor? 100 rekat kıldığın zaman da her rekatta bir Fatiha okuyorsun. 10 tane de İhlas okuyorsun. İhlas okurken de tabii ne yaparsın? Yani parmaklarına da kendini ne sayabilirsin yani. Hani çaktırmadan böyle. Dolayısıyla gene ne yapmış oluyorsun? Bin tane ihlası tamamlamış oluyorsun. Hem de namazla hem de berat gecesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men kara kul vallahi el fe merra fe kad ishtara nefsuhu Her kim bin tane ihlas okursa nefsini cehennemden ne var? Satın almış almış oluyor. Yani hepimizin nefisleri cehenneme ipotekli. İpoteyi kaldırmamız lazım. İpotekten kurtarmamız lazım. Yani bu her zaman bu hadis-i şerif bin ihlas okuyan kurtarır. Katmaceler yapılıyor mesela. Katmış şeriflerde ne oluyor? Bin tane ihlas okunuyor mu? Evet. Herkes tabii okuyanı, dinleyeni, yazanı demiş. Herkes bir. Dolayısıyla katmi şerife katılanlar hep ne yapıyor? Kendini cehennemden ne yapmış oluyor? Satın almış oluyor. O zaman hiç cehenneme gitmeyecek mi hoca efendi? Eğer o temizlikle Mevla'ya kavuşursa tabii ki gitmez. Ama e, zaman da garip olduğu için, bizlerin de ne yapacağımız belli olmadığı için, çok zikzaklı bir hayat sürdüğümüz için bir nihlası okursun, cehennemden ipoteyi kaldırırsın ama gider başka bir günah işlersin, bir ipotek daha koydurursun, o da ayrı dava. Evet. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Hani bugün de yok mu yani adam, bilmem kaç tane kart var, hepsine de efendim şey gelmiş. Ceza gelmiş, bilmem ne gelmiş. Ya senin boyun belli, gelirin belli, giderin belli yani. Ne işin var bu kadar kredi kartıyla? Ne işin var bu kadar borçla, harçla bilmem neyle? Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Onu ödüyorsun, öbürü çıkıyor, öbürünü ödüyor, öbürü çıkıyor mesela. Ha demek ki ne olması lazım? işte bunu da böyle anla. Sen efendim tamam, bin ihlas okudun. Şimdi bazı öyle şeytan avukatlığını yapanlar, yapanlar var biliyor musun? E hoca efendi siz de yani işi iyice kolaylaştırdınız. Bir taraftan bir şey söylüyorsun niye zorlaştırıyorsun? Efendi bunu söylüyorsun Allah affediyor. Niye efendim bu kadar kolaylaştırıyorsun? Ya kolaylaştırdığımız zorlaştırdığımız yok. Neyse onu söylüyoruz. Allah'ın affettiğine sen mi engel olacaksın? Allah'ın açtığı kapıyı sen mi kapayacaksın? Allah'ın rahmetine niye kota koyuyorsun yani? Niye kota koyuyorsun? Sen kimsin ya? Böyle yapıyorsun ama Allah seni de affeder. Merak etme. Bin tane ihlas okunca öyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sen de yap. Hem yapmıyorsun hem de yapana bir şeyler söylüyorsun. Herkes affın, mağfiretin, kurtulmanın bir yolunu arıyor. Bir çıkış yolu arıyor. Evet yanlışlarımız var, günahlarımız var, hatalarımız var. Yani nefsimize engel olamıyoruz. Bazı alışkanlıkları bırakamıyoruz. Bazı efendim, kötü huyları terk edemiyoruz madem. Öyleyse bunun efendim günahlardan arınmanın, kurtulmanın, affın, mağfiretin yolları var. Resulullah göstermiş onları sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ama mesele ne burada? Sen kendini affettirirsin. Bugün affettirdin yarın başka bir günahla tekrar efendim sıkıntıya girersen o ayrı bir dava. Şunu demiyoruz yani bunu yaptın mı artık yat aşağı. Hiçbir şey yapma sen cennetliksin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. En garanti peygamberler aleyhissalatü vesselam işte berat gecesi sabaha kadar namaz kılmış ya. Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir ad acaba Allah ruhunu mu kabzetti secdedeyken? Ayağına elimi uzattım diyor ayağına değdim hafif oynatınca anladım ki ruhunu kabzetmemiş. Bir secdeye gidiyor gecenin yarısına kadar secdede ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim hiçbir şeyimiz garanti değil. Alnımız secdeyle buluşuyor mu buluşmuyor mu belli değil. Öyle bir namaz kılıyoruz. Tavuk yem toplar gibi yani. Patküt 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 patküt. Evet. Öyle garanti diye bir şey yok. Kimsenin sonu garanti değil. Sonu garanti olan peygamberler. ha Biz de ne yapıyoruz? İşte imanla öyle bilmenin, Allah'ın rahmetini celbetmenin, gadabına çarpılmamanın yollarını arıyoruz. Çarelerine bakıyoruz yani. Dolayısıyla Berat gecesi namazını 100 rekat kıldın. Her rekatta bir Fatiha 10 tane ihlas okuduğun zaman ne oluyor? E bin ihlas zaten cehennemden kendini satın alıyorsan. E bir de sen bu bin ihlası namazda okuyorsan. E bu namaz bir de Berat gecesi ise işte sana Berat'ını veriyorlar. Evet. O namazı kılanlar cehennemden beratını alır biiznillahi teala. Peki hoca efendi berat alan var mıymış? Varmış. Evet, kitaplar zikrediyor. Ömer İbni Abdülaziz, Hazreti Ömer radıyallahu anh, adaletin güneşi, torunu o da adaletin güneşi. Acayip bir saat. Evet, yüz rekat namazı kılmış. Kılınca, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. 100. rekatta bir de bakıyor bir kağıt düşüyor. Bir de bakıyor ki, normal bir kalemle yazılmamış, kudret kalemiyle yazılmış. Ne yazmışlar oraya? Hâzihi aziz li abdihi Ömer ibn Aziz. Bu aziz olan Allah'tan Ömer ibn Abdülaziz'e cehennemden berattır diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Alan demek ki var mıymış? Varmış. Sen de ben de alabilirmiş tabii ki. Ha mesele tabii şu var. Herkese de kağıt gelecek diye bir şey yok. Şimdi ben böyle dedim diye sen de dersin ki namazı kılarsın. Bir de dersin ki hoca da bizi kandırdı. Kağıt maat gelmedi. Belki de gelir bilemeyiz. Ha ayrı dava. Ama mevzu ne biliyor musun? Mesele o listeye girebilmek. Bize kağıt gelmese daha iyi, sen boş ver. Değil mi? Bir de kağıt geldiği zaman hemen alırsın o kağıdı da şöyle bir efendim şöyle bir selfie çekinelim falan. He? Instagram'a atalım, sosyal medyada paylaşalım, millete bir hava atalım ya. Bak benim beratım var senin var mı yani? Ne mübarek adamım görüyor musunuz falan diye yani kazandığımızdan çok kaybederiz Allah muhafaza. Bir ya, bir kibir, bir ucup. Evet. Mesele o listeye girebilmek. Allah sana o namazı kılmayı nasip ediyorsa hani bir söz vardır ya dua kapısı açıldıysa kabul kapısı açılmıştır. Bazen dua etmek istersin ağzına bir şey gelmez kitlenmiştir böyle bir şey söyleyemiyorsun yani. Bazen de öyle bir dua ediyorsun, tutamıyorsun kendini yani. Dua, dua, dua istiyorsun Rabbül Aleminden. Ha demek kabul saati, kabul kapısı açılmış ki, dua kapısı açılmış ki, kabul kapısı açılmış. Evet kıymetli kardeşlerim. Eğer Allah Teala sana o namazı kılmayı nasip ettiyse demek ki seni o berat alanlar lisesine ilhak etti demektir. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize beratini alanlardan eylesin. O üç yasini mutlaka okumak. Berat gecesi namazında kılabilmek nasip eylesin. Ha şimdi diyeceksin ki nasıl kılalım? Yani ard arda peş peşe mi? Şart değil. Kılarsın. Biraz efendim kahveni içersin. Biraz kendine gelirsin. Efendim biraz ne yaparsın? Tekrar devam edersin. Ve böylece zaten gecelerde uzun kış geceleri yani imsa kadar bayağı da bir vakit var. Rabbim Celle Celaluhu kılabilmek ve beratini alabilmek cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, yarın gece berat gecesi. Aman gaflet etmeyelim. Öyle bir gece takdirlerin, tespitlerin yapılacağı hüküm gecesi, kada gecesi, kabul ve red gecesi. Rabbim Celle Celaluhu her birlerimizi kabul olan kullarından eylesin. Kar eden kullarından eylesin. Hakkımızda hayırlı takdirler ve tespitlerin yazılması nasip eylesin. Gazze'deki o katliamın durmasını da Rabbim nasip eylesin. Siyonistlerin de efendim helakini Rabbim lütf eylesin. Onu da yarın Efendim, madem her şey karara bağlanacak bu gibi meselelerin de savaşların da son bulmasının kararını inşallah Rabbim Celle Celaluhu lütfeylesin, ikram eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim şimdiden hepinizin berat geceniz mübarek olsun. Her bir ellerimizi Rabbim Celle Celaluhu beratini alanlardan eylesin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.